Meme kanserinde nasıl tanı koyuyoruz? Ya kişi kendisi bize bir şikayetle geliyor. Bu şikayet sertlik olabilir. Meme cildinde kızararlık şişme olabilir. Meme ucundan akıntı olabilir. Koltuk altında şişmeyle bize gelmiş olabilir. Ya da hasta bize az bir şikayetle, hiç şikayetsiz gelmiş olabilir. Biz kendi muayenemizde bu ve buna benzer bir takım bulgularla bu tanıyı koyabiliriz. Bir üçüncü aşaması ise, evet biz beter bir şeyden şüphelenmiş olabiliriz ya da şüphelenmiş olmayabiliriz. Yaşına göre mamografi, ultrason, gerekirse MR yöntemiyle, görüntüleme yöntemleriyle memeyi ve koltuk altını inceliyoruz. Bütün bunlar bize o kişide bir şey olup olmadığı hakkında fikir veriyor. Bir sonraki aşaması ise biyopsi yapılması. Mümkünse ince iğne ya da kalın iğne biyopsiyle biyopsi yapılması. Keserek biyopsi yapılmaması önerilir. Keserek biyopsi yapıldığı bir takım özel durumlar var ama mümkün olduğu kadar iğneyle gitmekte fayda var. Demek ki kişinin kendi kendine muayenede saptayabileceği, bizim muayenede saptayabileceğimiz şeyler. Bunun dışında radyolojik yöntemlerle memenin değerlendirilmesi. Son aşaması ise biyopsi yapılması ve bu biyopsi sonucunda da patolojik bir yapı olup olmadığının değerlendirilmesi. Bütün bunları alt alta koyduğumuz zaman bunlar sırayla ve düzenli bir şekilde yapılır ise tanıyı en düzgün şekilde koyabiliriz.